Düzenleme demişken yeni bir son 2 haftaya Kasım ayında yayınlanan yeni bir düzenleme de geldi. Özellikle bu özel sağlık hizmetlerini etkileyen bir düzenlemeydi. Serbest çalışan hekimleri veya özel sağlık kurumlarında çalışan hekimleri ve hastaneleri etkileyen daha çok bir düzenlemeydi. Bu özel hastaneler ve serbest hekimlerle ilgili olan düzenleme neleri getirdi bu yönetmelik? Şöyle, tabii dediğim gibi program bir bütün. Bu Nedir? programda özel program bir bütün sağlıkta dönüşüm programı. Bu programın temel yaklaşımı özel sağlık kuruluşlarına kaynak aktarmak aslında. Şimdi bu girizgahı niye yapıyorum? Şimdi birazdan onu bağlayacağım. Yani orada hem sayıları çok arttı bunların. Özellikle bu sağlıkta dönüşümle beraber genel sağlık sigortası kapsamı içinde yurttaşların özel sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri, onlardan hizmet alınması vesaire giderek bunların boyutları çok arttı ve burada çok sayıda hekim çalışıyor. Şimdi bir, bu düzenlemenin belki önce ne olduğundan bahsederek başlayalım. Bu 6 Ekim daha doğru olacak. Şimdi o genel girişten öte bu düzenleme ne getiriyor? Ardından arkasında yatan nedenler nedir? Onu söyleyeyim. 6 Ekim'de bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Bu yönetmelik değişikliği serbest çalışan yani muayenehanesi olan hekimlerin hastalarını yatırmak üzere özel sağlık kuruluşlarından, hastanelerden yararlanmanın önüne bir engel, bir set oluşturdu. Yani düşünün bir kadın doğum uzmanı kendisine gelen sürekli takip ettiği bir hastasını doğum vakti geldiğinde bir özel sağlık kuruluşunda doğumunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Bundan yararlanacak kuruluş bulamıyor. Bu yönetmelik bu engeli getirdi. Nasıl bir engeldi bu? Muayenehanesi olan hekimlerin sadece özel sağlık kuruluşlarından, hastanelerden sözleşme yaparak yararlanma koşulu getirdi. Ve sadece bir hastaneyle sözleşme yapabilir dendi. Hani buraya kadar anlaşılabilir. Olur bir hastaneyle anlaşsın dersiniz. Fakat her öyle bir hastaneyle doğrudan anlaşma yapması söz konusu değil. O hastanede boş kadro olması gerekiyor. Koşula bağlı orayı. Şimdi boş kadro bulmak çok kolay bir şey değil. Hele özel sağlık kuruluşlarının bu artan talep karşısında yoğun bir kadro sıkıntısı var zaten. Öyle bir boş kadro yok. Peki boş kadro olsa nasıl bir koşul var? Kadroların %15'i kadar, örneğin 100 hekimlik bir kadrosu varsa ancak 15 hekimle yani dışarıdan muayenehanesi olan hekimle sözleşme imzalayabilir dendi. Bu ne anlama geliyor pratik kadrolar olarak? Kadrolar hani değişemez mi yani artamaz mı? Hayır. Şu anda? Bu artıramaz çünkü özel hastane kadroları sabit zaten. Toplamda 20-25 bin kadro var zaten. Bu kadroların işte %15'i en fazla işte 1000-1500'e yakın hekim şanslı o sözleşme yapacak küme içine giriyor. Şimdi toplamda 7000-7500'e yakın muayenehane hekimi var. Bunun en fazla 1000-1500'ü. Rakamları da tam bilemiyoruz çünkü Sağlık Bakanlığı bunları paylaşmıyor. Ama yaklaşık %80'i, 90'ı hastasını yatırabileceği sağlık kuruluşu bulamaz halde. Yani siz cerrahsanız ameliyatınızı götürüp yapacağınız bir sağlık kuruluşu yok. Kadın doğumcuysanız yok, plastik cerrahsanız yok. Ya da dahiliyeciyseniz yatırarak izlemeniz gerekiyor. O yok. Oysa yasalar, yani hususi hastaneler kanunu, 1219 sayılı tababet ve şuabat sanatı kanunu, yani her türlü kanun aslında hekimin hastasını özel hastanelerden yatırmasını ve orada işlem yapmasına olanaklı kılıyor. Fakat bu düzenleme tersinden bu sözleşme koşulunu getirerek ve bunu da kadro şartına bağlayarak önemli bir hekim grubunu işlevsiz hale getirdi ve muayenehaneleri kapatma yoluna gitti. Böyle bir düzenleme var. Şimdi bu düzenlemenin niye ihtiyaç duyulduğu ortada? Bir kamu yararı yok burada. Yani doğrudan doğruya ya hastalar çok mağdur oldu, muayenehaneleri kapatacağız falan. Öyle bir durum söz konusu değil. Niye ihtiyaç doğurdu? Çünkü deminden beri söz ettiğim sağlıkta dönüşüm programı bağımsız hekimi, mesleki bağımsızlığı olan, serbest meslek hakkı olan hekimi istemiyor. Bu hekimin ya özel sağlık kuruluşlarında bağımlı olarak, işverene bağımlı olarak çalışmasını istiyor. Eğer özel sektörde çalışacaksa ya da kamuda çalışacaksa kamuda çalışacak. Kamuda çalışmanın her zaman koşulu yok. Ama özelde çalışacaksa, özel hastanede ki orada ciddi bir talep var. O zaman diyor ki kardeşim gel bende çalış. Bende çalış da
Nasıl çalış? Güvenceli çalışma yok orada. Şu anda özel hastanelerin önemli problemi de bu. Hekimler orada bordrolu. Temel çalışma kanunlarına uygun biçimde emekliliğe yansıyacak bir ücretle çalışma söz konusu değil. Hastane içerisinde muayenehane gibi çalışarak çalışıyor. Ne demek bu? Şirket kuruyor. Şirket kurmasını zorunlu kılıyor. O şirket hastaneye hizmet satıyor. Oysa o hekim 9-6 arası orada çalışıyor. O hastanenin çalışanı. Fakat onu şirket kurdurarak onlara hizmet alarak çalıştırıyor. Şu anlama geliyor. Güvencesizsin sen. Sen sana ihtiyaç duyulmadan kapı önündesin. Ya da bir şekilde koşullar uyumlu değilse hızla işten atabilirsin. Böyle çalıştırıyor. Bu kadar da garip ortam. Şimdi bu koşullarda da hekim vurması kolay değil. Şu anda böyle bir sıkışıklık içindeler. Bir, o 6000 hekimin içerisinden zorunlu olarak muayenehanesini kapatacakların buraya transfer olacağı, buraya geleceği varsayıyor. Bir yaklaşım bu. Yani niye yapılır bu diye düşününce durduk yerde niye muayenehaneleri kapatma ihtiyacı hisseder bir anlayış, bir yönetim. Bir gerekçesi bu. Bir diğer gerekçesi de sağlık turizmi. Özellikle cerrahi girişim yapan plastik cerrahları vesaire muayenehanelerinde dışarıdan gelen hastaları görerek bu hastaları da doğal olarak da özel hastanelerde ameliyat ederek işlerini yapıyorlar. Şimdi ortada tırnak içinde bir sağlık piyasası var ve bir pasta oluşmuş. Bu pastayı hastane sahipleri biz alacağız diyor. Bu kadar da basit, bu kadar da yalan ve bu kanalı tıkamak istiyorlar. Oysa hepimiz biliriz işte hekimler. Yani tabii ki hepsi muayenehane açmazlar. Hepsinin böyle bir özlemi yoktur ama hep aklının bir kenarında bir şekilde uygun çalışma koşulları bulamazsam ben özelde özel sağlık kuruluşlarında ya da kamuda bir muayenehane açarım, bağımsız çalışırım gibi bir anlayış içindedir. Şimdi bu yol tamamen tıkanmış durumda. Bu kadar iddialı konuşuyoruz. Serbest meslek hakkı yani yıllardan beri olan çok evrensel bir kural, kadim bir şey, hekimin bağımsız çalışabilmesi şu anda neredeyse imkansız hale getirilmiş durumda bu düzenlemeyle. Onun için hekimler çok öfkeli, çok gerginler. Buna karşı da bir mücadele örgütlüyorlar. Meslek örgütlerinin önderliğinde. Peki bu sağlık hizmeti alan kişiler açısından düşündüğümüzde, diğer tarafı çok güzel anlattınız. Sağlık hizmeti alan, özel sağlık hizmeti almak isteyen kişiler açısından da düşündüğümüzde, onlar ne gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir sizce bu yeni düzenle? Ama şöyle, yani bu da tabii sonuç olarak tüm yurttaşları ilgilendirmeyebilir tabii bu sorun. Yani bunun için tabii ki ekonomik olanaklarınız olacak ama size seçenek olarak örneğin bir özel hastaneyi gösteriyor artık bu sistem. Ama siz bir hekiminizi kendiniz seçmek istersiniz. Serbest çalışan bir hekimdir. Ona başvurursunuz. Ondan sonra o hekimden kendi hastalık süreçlerinizin tamamlamasını istersiniz. Başvurdunuz. Bir genel cerrah uzmanına başvurdunuz. Örneğin sizde kitle tespit etti. Meme siyahınız var. Bu operasyonu onun yapmasını istiyorsunuz. Bu sizin en doğal hakkınız. Yani ama bu hekimin eğer sözleşmesi yoksa bir özel hastaneyle o şanslı grup içerisinde, azınlık içerisine girmemişse sizin o ameliyatınızı yapamayacak. Ve zorunlu yani olarak siz özel hastaneyle. O hekimin özel bir sağlık kuruluşuyla anlaşması yoksa kişi istediği ve hani örneğin bir alanda sadece yapılabilen bir ameliyat varsa o doktora ameliyat olamıyor bu durumda. Doğru mu anladım? Olamıyor. Evet, hekim seçme hakkı kısıtlanmış. Sadece o özel hastanenin yani, anlaşmalı yani, doktorlardan olabiliyor veya evet sadece o sözleşmeli hastane doktor grubundan bir doktora bu işlemini tamamlayabilir. Yani istediği hekimle çalışamaz. Yani o hekimin seçme hakkı yok. Oysa hususi hastaneler kanunu çok açık olarak tanımlanmış. Bir hastanede yatan hasta kendisini tedavi edecek olan hekimi hastaneye davet eder diye yazıyor. Çok açık. Yani bu düzenleme kanuna aykırı. Çok açık yani şu anda mevcut kanunlar diyor ki tedavisini dışarıdan bir hekimle devam ettirebilir, davet edebilir. Özel hastanede buna uyumak zorundadır diye yazar. Ama şimdi hekimi hastanın böyle bir hekim seçme hakkı yok. Demin de işte doğum örneğini verdim örneği ki o daha da dramatik. Çünkü hasta hakikaten gebeler bu konuda çok daha duyarlılar. Kendisini izleyen hekimin doğumunu gerçekleştirmesini ister. Ama sözleşmeli grup içinde değilse o hekim. O operasyonu, doğum sürecini gerçekleştiremeyecek. Şimdi bunda böyle bir olumsuz etkisi de var aynı zamanda. Tuhaf bir şey. Yani bir yanıyla çok liberal bir düzen kurduklarını iddia ediyorlar. İşte istediğin hastaneyi seç ama istediğin hekimi seçemiyorsun. Yani bu programın mesela en temel
şeylerinde, sloganlarından biri oydu. Ekip seçme özgürlüğü sağlıyoruz. Yok böyle bir şey. Yani en basit, hani olanağı olup bunu değerlendirmek isteyen bir vatandaşın bu hakkını da elinden almış oluyor. O hekim hastasını istediği hastaneye götürüp tedavisini yapamaz durumda, hastanede takip edemez durumda. Bunu anlamak hakikaten mümkün değil. Kabul etmek de mümkün değil.